Bir önceki videoda 27 binin evet çarpanlarının toplamını nasıl bulabileceğimizin mantığı üzerine konuşmuştuk. Bu videoda ise bir önceki videoda yaptıklarımızın üzerinden geçip bir sayının çarpanlarının toplamını bulmak için daha genel bir ifade yani bir formül elde edip edemeyeceğimizi görmek istiyorum. Evet bundan önceki videoda 27 bin ile başlamış ve 27 binin asal çarpanlarının 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 olduğunu bulmuştuk. İsterseniz bunların sırasını değiştirebilirsiniz. Bundan sonra da 27000'in asal çarpanları eğer bunlarsa 27000'in herhangi bir çarpanının 2, 3 ve 5'in kuvvetlerinin çarpımı olacağını söyleyebiliriz demiştik. Biraz daha açık bir şekilde ifade etmem gerekirse bu çarpan 3 üzeri bir şey çarpı 2 üzeri başka bir şey ve 5 üzeri başka bir şey olacak Bu arada bu şeyler aynı sayıda olabilir. Evet x, y, z sıfırla üç arasındaki sayılardan biri olabilir. Bu aralığa 0 ve 3'ün de dahil olduğunu unutmayın lütfen. Ee, bunların bir de evet e, bunu da ekleyeyim tam sayı olmaları gerekiyor öyle değil mi? Tabii. Burada x, y ve z'nin sıfırla 3 arasında 0'a ve 3'e de eşit olabilirler. Evet, herhangi bir tam sayı olacağını ifade etmeye çalıştım. Şimdi bunu kullanarak 27.000'in rastgele bazı çarpanlarını yazabiliriz. Mesela 3 üzeri 0 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Evet, bu 27.000'in çarpanlarından biridir. Bu 1 eder çarpı 4 çarpı 5 20. Evet, x, y ve z yerine buradaki tanıma uyan tam sayıları kullanarak 27.000'in çarpanlarını elde edebiliriz ve var olan bütün kombinasyonları kullanıp bunların toplamını da bulabiliriz. En azından bundan önceki videoda yaptığımız şey buydu. İşimizi kolaylaştırmak için bir tablo yaptığımı da hatırlayacaksınız. 3'ün kuvvetleriyle başlamıştım. 3 üzeri 0, e, şuraya yazarsam daha iyi olacak. 3 üzeri 0, 3 üzeri üzeri 1 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 yani 27. Buraya da 2'nin kuvvetlerini yazalım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3. Bu tabloda 2 ve 3'ün kuvvetlerinin çarpımının farklı kombinasyonlarını bulup bunu 5 üzeri 0 ile çarptığımızı varsaymıştık. Yani bu kombinasyonlar 5'in bir kuvvetini içermiyordu. Evet, bu sayıları alıp hepsini birbiriyle çarpmıştık, öyle değil mi? Burası 1, 3, 9 ve 27. 1 kere 1, 1, 1 kere 3, 3 ıı gibi. Sonra sırada 2 var. Bu sütunda aşağı doğru ilerlersek 1 kere 2, 2, 3 kere 2, 6, 9 kere 2, 18 ve 27 kere 2 de, 54 eder. Evet, bu şekilde devam edip tüm bu çarpımların neye eşit olduklarını hesaplayabilirsiniz. Ama bir önceki videoda kullandığımız kısa yolda bunları bulmamıza gerek olmadığını söylemiştik. Buradaki toplamı alırsak neye eşitse? 1 artı 3 artı 9 artı 27 bunun 40'a eşit olduğunu bulmuştuk. Birinci sütunun toplamı 40'tı ve ikinci sütunun toplamı da bunun 2 katı olacak değil mi? Evet, bu, bu toplamın 1 ile çarpımıdır. İkinci sütunun toplamı da bu toplamın 2 katına eşit olacak. Neden? Çünkü buradaki terimlerin her birini 2 ile çarptık. Yazıyorum, 2 çarpı 1 artı 3 artı 9 artı 27 ü sütunun toplamı da bunun 4 katı olacak, öyle değil mi? Ekranı biraz sağa kaydıralım. 4 çarpı 1 artı 3 artı 9 artı 27. Dördüncü sütunun toplamı da bunun 8 katı olacak. Art 8 çarpı 1 artı 3 artı 9 artı 27. Az önce de söylediğim gibi bu toplamın 40 olduğunu biliyorum ama bunları bu şekilde bırakıyor olmamın bir sebebi var. Bu ifade x ve y'nin 0 ile 3 arasında, buna 0 ve 3'ün dahil olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Evet, x ve y'nin 0 ile 3 arasındaki tam sayı değerlerini aldığında elde ettiğimiz kombinasyonların toplamıdır. Z'nin değeri ise 0 çünkü bunları 5'in herhangi bir kuvveti ile çarpmıyoruz. Evet, 5'i henüz hesaba katmıyoruz. Burada elde ettiğimiz toplam, hemen yazayım, 1 artı 3 artı 9 artı 27 çarpı 1 artı 2 artı 4 artı 8'e eşit. Bunun neden böyle olduğunu anlamadıysanız bu ifadeyi 1 artı 3 artı 9 artı 27 parantezine almayı deneyebilirsiniz. Kısacası 5'in kuvvetlerini hesaba katmadan 2'nin ve 3'ün 0'dan 3'e kadar olan kuvvetlerinin çarpımının bütün kombinasyonları 3'ün 3'e kadar olan kuvvetlerinin toplamının 2'nin 2'ye kadar olan kuvvetlerinin toplamının ile çarpımına eşittir. Bir önceki videoda yaptıklarımızı tekrar edecek olursak, burada 5'in kuvveti 0'dı, öyle değil mi? Yani buradan elde ettiğimiz ifadeyi 5 üzeri 0 ile çarpıyoruz ve eğer işin içine 5'in kuvvetlerini de dahil etmek istiyor isek, buna bu tablodan elde ettiğimiz ifadenin 5 üzeri 1 ile, 5 üzeri 2 ile ve 5 üzeri 3 ile çarpımını da eklememiz gerekiyor. Şimdi bu tablodan elde ettiğimiz toplam bu değil mi? Kolaylık olsun diye buna mesela A diyelim. Evet, 27.000'in tüm çarpanlarının toplamını bulmak için A'yı 5 üzeri 0 yani 1 ile çarpmamız gerekir ve sonra da buna a çarpı 5 üzeri 1 yani 5'i, a çarpı 5 üzeri 2 yani 25'i ve a çarpı 5 üzeri 3 yani 125'i eklememiz gerekir. Bunu, yani 27 bin'in çarpanlarının toplamını veren bu ifadeyi a parantezine alırsak, a çarpı 1 artı 5 artı 25 artı 125 elde ederiz. A'nın ne olduğunu biliyoruz. Hadi onu da yerine yazalım. evet, 27 bin'in çarpanlarının toplamı yazarken renklerden yardım alacağım. a neydi? 1 artı 3 artı 9, artı 27. Aynı yeşil olmadı ama idare edin lütfen. Çarpı 1 artı 2 artı 4 artı 8 ve çarpı 1 artı 5 artı 25 artı 125. Şu anda bunun 27 binin çarpanlarının toplamı için bir formül verdiğinin farkında olmayabilirsiniz ama yaptıklarımızı dikkatle incelerseniz önce sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Bu arada burada bir genelleme yapmak yerine bir örnek üzerinden gittik çünkü bu şekilde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. 27 7000'in asal çarpanları evet 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'tü ve eğer bu çarpanların toplamını bulmak istiyorsak e, tüm bu yaptıklarım bir önceki videoda yaptıklarımın aynısı ama yaptıklarımızı bu videoda farklı bir şekilde ifade ettik değil mi? Tamam ne diyordum çarpanların toplamını bulmak için 3'ün 3'e kadar olan kuvvetlerinin toplamını 2'nin 3'e kadar olan kuvvetlerinin toplamı ve 5'in 3'e kadar olan kuvvetlerinin toplamıyla çarp bamız yeterlidir. Bunun neye eşit olduğunu hesaplarsak bu Toplam 40'tı. Burası 4 artı 8, 12 eder. Artı 3, 15. Burası da 25 artı 125, 150 eder. Artı 6, 156. Ve bu çarpım da, hadi bunu da bulalım. 40 çarpı 15, 4 kere 15, 60 eder. Bir sıfır daha koyalım. 600, evet burası 600 eder. 600 çarpı 156. Bir bakalım. 156'yı 6 ile çarparsak 6 kere 6, 36, 6'yı yazıyorum, elde var. 3, 6 kere 5, 30, artı 3, 33, 3'ü yazıyorum, elde var. Yine 3, 6 kere 1, 6 eder, artı 3, 9 ve sonuç 936. 600'e çarptığımız için sona 2 sıfır daha ekleyeceğiz ve 93.600. Bir önceki videoda bulduğumuzun aynısı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herhangi bir ispat yapmadık ama bunu da başka bir videoda yaparız. Bu videoda size bir sayının çarpanlarının toplamını bulmak için bir yöntem gösterdim. Ha isterseniz bunu da not edeyim ya da ya da bir saniye hemen başka bir örnek yapalım. Ne dersiniz? Mesela mesela 300'ün evet 300'ün çarpanlarının toplamını bulalım. 300 3 çarpı 100'dür. 100 ise 10 çarpı 10, 10 da 2 çarpı 5'tir. O halde 300'ün asal çarpımını 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Evet böyle yazabilirim. Çarpanlarının toplamı da 3 üzeri 0 yani 1 artı 3 üzeri 1 yani 3. Burada daha fazla ileri gitmeyeceğiz çünkü asal çarpanlarda 3'ün kuvveti 1. Devam ediyorum çarpı 2 üzeri 0 yani 1 artı 2 üzeri 1 yani 2 artı 2 üzeri 2 yani 4. Burada da ikinci kuvvete kadar gelebiliyoruz. Sonra bir de 5 üzeri 0 yani 1 artı 5 üzeri 1 yani 5 artı 5 üzeri 2 yani 25 asal çarpımda 5 üzeri 2 olduğu için 5'in de 2'den büyük kuvvetlerini almıyoruz. Buradan da 4 çarpı 7 çarpı 31 yani 28 çarpı 31 elde ederiz değil mi? 1 çarpı 28, 28 eder. 3 kere 8, 24 eder. 4'ü yazalım elde var. 2, 3 kere 2, 6 artı 2 8 eder ve 300'ün çarpanlarının toplamı neymiş? 868. Evet, umarım ilgi çekici ve faydalı bir video olmuştur.